Yayınıma hoş geldiniz. Ne oluyor? Macaristan'da, evet Orta Avrupa'da bir Turan çıkarması. Attila'nın düşündüğü ve gerçekleştirdiği seferlerden sonra Türk devletlerinin atılım olarak Macaristan'a çıkarma yapması artık Turan'ın Avrupa duvarlarında, Avrupa surlarında olduğunu gösteriyor. İlham Aliyev'in ve eşlerinin şu anda ziyaret görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Budapeşte'ye iniş yaptı. İnişleri de çok sıcak bir şekilde karşılandılar. Evet, karşılama çok sıcak bir görüntülerde gerçekleşti. Çünkü Türk'üz diyorlar. Kırgız Kıpçak Türk'üyüz diyor Macaristan. Evet, bu görüntüler şu anda ziyaretten anlık kareler. Evet, Sayın Japarov. Evet, Japarov da nerede? Şu anda gördüğünüz gibi Macaristan'da iniş yaptı. Hayrola değil mi? Bu çıkarma neden? Erdoğan da Macaristan'a gidiyor. Yani Türk devletlerinin, Türk hakanlarının Macaristan'da Turan toplantısı. Bizim Truva atımız Macaristan Avrupa'da. Böyle bir güç ve böyle bir realiteye sahip bir anlayışa sahibiz. Bildiğiniz gibi Kırgızistan'ı ipten almıştık. Tacikistan'a verilen Rus silahlarıyla Kırgızistan'ı terbiye etmek isteyen, yani bir nevi egemen hegemonyasını iyi de almak isteyen Rusya'nın oyununu bozmuştuk. Kırgızistan'a envai çeşit SİHA sattık. Şimdi kılını kıpırdatamıyor Tacikistan. Öyle askeri araçlarını burnunu sürte sürte sokamıyor Kırgızistan'a. Yoksam ne olacağını biliyor. SİHA'lar kalkıyor, gerekeni yapıyor. Kırgızistan lideri de Avrupa turunda. Evet, Erdoğan Budapeşte'de olacak Orban'ın davetlisi olarak. Orban'ın Erdoğan'a bakışı, Türk hakanının özellikle Erdoğan'a bakışı, gördüğünüz gibi Avrupa'daki Truva atımızın göstergesi. Bildiğiniz gibi dini değerlere saldıran barbar bir devlet olan İsveç'in özellikle bu barbarlığına karşı dik duran iki ülke var. Her ne kadar Erdoğan'ın taktik eveti olsa da NATO'da birçok kurmay ve mecliste bu durumun geçmeyeceğini tabii ki görüyor. Erdoğan İsveç istemiyor aslında. Sadece taktiksel bir evet dedi toplantıda. Ama son sözü meclis söyleyecek dedi. İşte siyaset bu olsa gerek. Evet, gördüğünüz gibi İsveç için veto kesin. Meclisler geçit vermeyecek. Orban açıkladı. Türkiye ne yaparsa İsveç için biz de ona uyarız. İşte bu bile Avrupa Birliği'ni, Avrupa Konseyi'ni çıldırtmaya yetiyor. Ne güzel anlar ve ne güzel bir tespit bu. Elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah, gerçekten önemli. Özellikle Budapeşte'de de yapılan görüşmeler ve birçok çalışmalar var. Ve diyoruz ki, evet diyoruz ki, özellikle belirtmek istediğimiz husus şu. Budapeşte'de bir Turan duruşu var. Ve burada yapılan anlaşmalar, enerji anlaşmaları, askeri birlik anlaşmaları ve daha birçok ortak konuda ortak hareket etme içgüdüsü Türk Birleşik Devletleri Teşkilat havası. Ne güzel bir şey. Milli bayramlarında Türklerle kutlamak. Biz Türk'üz demek. İşte duruşun alası bu demek. İşte budur anlamı. Evet, Vučić'le görüşme yapacak. Erdoğan, yani Balkanların da efendisiyiz. Ve burada Avrupa'da söz sahibiyiz. Tahıl koridoru açılacak. Türkiye çözüyor. Birçok konu stratejik çözülemezken Türkiye çözüyor. Kırgız Kıpçak Türk'üyüm. Ben Türk'üm. Türklerle beraberim diyen Viktor Orban, Vučić'le Macaristan'da Erdoğan'ı buluşturuyor. Vučić, Türkiye bölgesel bir süper güç diyerek görüşme öncesi daha önce gerdiği ortamı sıcak bir hale getiriyor. Orban'ın da İsveç ve askeri işbirliği İHA alımının görüşmesi bekleniyor. Evet, can Macaristan, hiç merak etmeyin, size kimse dokunamaz. Özellikle Türkiye'nin gelişmiş sihaları sizin her köşenizde sizi korumaya yeter. Türkiye'de sizin yanınızda. Macaristan'ımıza kimse dokunamaz. Çünkü Macaristan şu anda politikalarıyla Türkiye'nin yanında kapı gibi duruyor. İşte bu bile bize yetiyor. Yani Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği de çözen lider Erdoğan olacak. Bu muhteşem bir resital, siyasi resital. Askeri işbirliğimizi, ekonomik işbirliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi çoğaltacağız. Türkiye bu ekonomik girdaptan, felaket tellallarının hezeyanlarından ve tek parti özlemi içerisinde olup Batı'nın bandası olmak isteyenlerin
ucuz hezeyanlarından kurtulacağız. Çünkü Türkiye güçlü ve etkili bir ülke. Bölgede dinamikleri olan bir ülke ve kendi kaynakları yanı sıra dış dünyadaki ağırlığı neticesinde ekonomisini domine edecek tabii ki birçok argümana sahip. Bunu biliyorlar ve Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Bölgesel güç olmamız, süper güç olmamız sadece Macaristan'ın tespiti veya Vučić'in tespiti değildir. Bu iki açıklama bu ülkelerden gelmişti ama asıl açıklama Avusturya'nın daha önceki başbakanından gelmişti. O genç başkanları, evet aynen şunu kullanmıştı, Kunst'u ismi. Demişti ki, Türkiye bir süper güç, kabul edelim, Türkiye bir süper güç. Bunu artık kabul edecekler. Libya'dan Katar'a, Katar'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'e, Rusya-Ukrayna savaşındaki rollerine bakarsak, Türkiye artık dünyada küresel bir güç. Özellikle belli gemilerini kıtalar arası geliştireceği ve yönlendireceği gemilerini inşa eden ve bunlar üzerine uçan SİHA'lar yerleştirerek dünyada bir ilki gerçekleştiren Türkiye'nin füze sanayinde aldığı mesafe, hiçbir düşmanı ayırt etmeden istediği yerde vurabileceği kapasitesi de geçen yapılan İğneada'daki atışla perçinleşmişti değil mi? Birilerinin korkulu rüyasıyız ama emperyalistlerin. Afrika'dan Fransa kovuluyor, sömürgeciler kovuluyor. Öyle hoyratça sömürdüler ki Afrika'yı. Özellikle Afrika'daki bu insanlar Türkiye'ye büyük sevgi duyuyorlar. Son dönemdeki Rusya bayrakları ve bunun yanında Türkiye bayraklarının anlamı bu. Afrika'da yeni açılan kapısı Libya ve diğer enstrümanları da hesaba katarsak güçlü bir çıkış yakaladı Türkiye. Türkiye'nin bu dinamikleri birileri rahatsız etse de kaçınılmaz sonla yüzleşiyor ve sınırımızda bize karşı teröristleri organize ederek kızımızı kesmeye çalışıyorlar. ABD'nin yaptığı da bu açıkçası. Yunanistan'a şimdi birkaç üs daha açacakmış. Hızını alamamış, bir taraftan da PKK'ya burnumuzun dibinde eğitimler vererek gözdağı vermeyi de ihmal etmiyor. Ola ki bir gün Yunanistan'ı kışkırtır, bize saldırtırsa güneyden de teröristlerle bize tazyik yaptıracak. Aynı anda iki yerden bize saldırı yapacak bir element oluşturuyor. Ama ABD'nin unuttuğu bir şey var. Biz Rusya değiliz. Biz herhangi bir ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz. Ve savaşmak bizim için başka bir sanat. Yani bizimle hasım olmak ve düzenli ordular yoluyla bizle savaşmaya kalkmak delilik olsa gerek. Çünkü elimizdeki silah enstrümanları bize karşı yönelen tehditleri bertaraf edecek güçte. Ama şunu bilmeliler. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Evet, Macaristan'daki bu atılım, Macaristan'daki Turan otağı birilerini rahatsız edecek. Özellikle Avrupa Birliği Konseyi Başkanı von der Leyen'i başta olmak üzere Michel'i ve birçok tabii ki Borrell, Avrupa Birliği Komiseri Borrell'i de ne yapacak? Rahatsız edecek. Onlar rahatsız olsunlar. Biz gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Beni izlemeye devam edin. Lütfen bu kanala abone olun. Bu kanala abone olun, milli sesinizi güçlendirin. Ve beni arkadaşlarınıza önerin. Bu yayını beğenmeden de çıkmayın değerli izleyenlerim. Hoşçakalın.